güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün harika bir reçel tarifiyle karşınızdayım. Nar reçeli yapıyoruz. Ben nara bayılırım. Nar reçelini de çok severim. Narın reçeli mi olur dediğinizi duyar gibiyim. Olur. Hem de öyle güzel olur ki inanamayacaksınız. Yapımı da çok kolay. Hemen yapımına başlayalım. Ben böyle küçük çay bardaklarında yapacağım. Çünkü evde 3 tane narım vardı. Ama ölçü fark etmeyecek. Bir su bardağıyla da yapabilirsiniz. Çay bardağıyla da yapabilirsiniz. Ben böyle azar azar reçeller yapmayı da seviyorum. Hem çeşit oluyor hem de bozulmuyor. Çünkü 2 kişiyiz. Şimdi ne yaptım? 3 tane narımın tanelerini ayırdım. 1 su bardağı ya da 1 çay bardağı nar tanesine ihtiyacınız var. 2 bardak taze sıkılmış nar suyu. Nar suyunu nasıl sıktım? Ben tanelerini ayıkladım, bir güzel rondodan geçirdim ve sonra süzgeçten süzdüm. Çok daha kolay oldu sıkmak. 2 bardak da toz şeker kullanıyoruz. 1 tatlı kaşığı limon suyu. Çok azıcık, böyle bir çay kaşığı kadar da tereyağı kullanıyorum köpürmesini engellemek için. Öncelikle 2 bardak nar suyumu bir sos tenceresine alıyorum. Üzerine de 2 bardak şekeri ilave ediyorum. 2'ye 2 oranımız. Üzerine de 1 çay kaşığı tereyağını koyuyorum. Bu tereyağı ne işe yarıyor? Böyle reçel hani kaynarken köpürür ya, işte o köpüklenmeyi azaltıyor. Eğer ki kenarlarında yeniden böyle hani köpüklenme olursa onları da böyle bir kaşık yardımıyla toplayacağız. Şimdi kaynatıyoruz. Şimdi kıvamına bakacağım. Bir tane porselen tabağı iyice soğuttum. Çok soğuk porselen tabak. Böyle bir damla damlatıyorum. Ve eğdiğimde eğer ki akmıyorsa, top şeklinde kaldıysa kıvamı tamamdır. Bu biraz akıyor. O yüzden kaynatmaya devam edeceğim. Top şeklinde kalacak. Şimdi kıvam almasını bekliyorum. Kıvamını aldıktan sonra narın tanelerini de ilave ediyorum. Ama bu aşamada reçelin altını kısıyorum. 1 tatlı kaşığı da limon suyunu ilave ediyorum şekerlenmesini engellemek için. Şimdi 10 dakika daha kısık ateşte pişireceğim. İşte reçelimiz hazır. Sıcakken kavanozlara dolduruyorum. Çünkü daha sonra katılaşacak biliyorsunuz. Sıcakken koymak çok daha kolay oluyor. 3 tane nardan da az çıkmadı. Bakın harika. Böylece çeşit çeşit reçeller yiyebileceğiz. Şimdi sıcaklar, daha sonra soğuduktan sonra da kapaklarını güzelce kapatacağım ve yemeğe hazır olacaklar. İşte gördüğünüz gibi nar reçelimiz hazır. Görüyorsunuz, kırmızı kırmızı harika. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak, bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonuna basıyorsunuz ya, işte onun yanında bir tane böyle zil şeklinde bir buton daha var. İşte onu da tıklarsanız ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.